Merhaba, bugün size orijinali Duke Üniversitesi ve UNC Chapel Hill'de ders veren John Anomaly tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz ortak malların trajedisi. Aslında bu kavram çeşitli kaynaklarda çeşitli şekillerde geçiyor. Kamu mallarının trajedisi, ortak malların paylaşımı trajedisi, ortak kaynakların trajedisi ya da müşterekler trajedisi gibi. Yani terminoloji konusunda birçok görüş var ama olsun. Bu konuyu anlamamıza engel değil arkadaşlar. Evet, hemen bir örnekle başlayalım. Bin yılı aşkın bir süre önce Polinezyalılar Hawaii adasına geldiğinde şu anda arkeologların Maonalo olarak adlandırdığı uçamayan bir kuşla karşılaştılar. Bu isim Hawaii dilinde kayıp kuş anlamına geliyor. Bu kuşlar başka hayvanlar tarafından avlanmadığından uçma kabiliyetlerini kaybetmişler ve aç Havaililer için kolay bir yem haline gelmişler. Aslında Havaililer yeterli sayıda kuşu doğal besin deposunun kendini yenilemesi için korumalıydı. Ancak sahipsiz bir kaynakla karşı karşıya olduklarından hepsinde bu kuşları soylarının tükenme aşamasına kadar yeme dürtüsü vardı ve aynen de öyle yaptılar. Ortak malların trajedisi kaynakların sahipsiz ya da ortak olduğu bu gibi durumlarda meydana gelir. Bu malların getirdiği faydalar tek tek bireylere yönelikken, maliyet gruptaki herkes tarafından paylaşılır. Önceki örneği netleştirmek gerekirse, 20 hava ile insan olduğunu düşünelim arkadaşlar, tamam mı? Her hava ile bir kuşu öldürmekten ya da yemekten 5 puan kazanırken, ne zaman bir kuş ölse tüm hava 10 puan kaybetsin. Benim 20 kişinin kolektif kaybına olan oranım sadece yarım puandır. Ama aslında 5 puan kazanmış olurum. Çünkü tehlike altında olan bir türü normalde koruyacakken sırf puan için öldürürsem net olarak 4,5 puan kazanırım. Ortaklar trajedisi hakkındaki en ilginç şey tıpkı mahkum ikileminde olduğu gibi bireylerin grubun tüm üyelerini kötü durumda bırakacak şekilde hareket etmesinin mantıklı görünmesidir. Yani işbirliği yapsalardı durum bu kadar kötü olmazdı ama yapmıyorlar. Mahkum ikilemi gibi trajedilerin sadece kişisel çıkarlar yüzünden kaynaklanmadığına dikkat etmenizi istiyorum. Yok olma tehlikesi altındaki türleri avlama sebebim, ailemi ya da arkadaşlarımı doyurmak ya da elde ettiğim eti hayır işi çerçevesinde bir sivil toplum kuruluşuna bağışlamak da olabilir. Peki, ortaklık trajedisinden nasıl kaçınabiliriz? Önerilen en yaygın çözüm mülkiyet hakkıdır. Böylece bireyler kıt bir kaynağı kullanırken kendi fayda ve maliyetlerini içselleştirebilirler. John Locke ve David Hume bunun mülkiyet hakkının önemli bir işlevi olduğunu düşünüyordu. Mülkiyet hakkı tehlike altındaki türler gibi kıt kaynakları korumakta kullanılabilirken aynı zamanda yeni ve daha etkili kaynakların üretimini teşvik ederek sosyal refahı arttırmada bir araç olarak da kullanılabilir. Üretimden elde edilen kazanç kavramı, genelde var olan kaynakları yeni ürünlere dönüştürme fikrinden geldiği için fikri mülkiyet mülkiyet hakkının son derece önemli bir biçimidir. Dışsal nesnelerin mülkiyetinin mal sahiplerini doğal kaynakları koruma ve geliştirmeye yönlendireceğini kolayca görebiliriz. Ama fikri mülkiyetten, yani bir fikre sahip olmaktan bahsettiğimizde konu biraz daha belirsiz hale geliyor. Fikri mülkiyetin kimi sistemlerinin ne kadar verimli olduğu tartışmaya açık elbette. Ancak birçok ekonomiste göre, insanlara fikri mülkiyeti verilmediğinde çoğu kimsenin yeni ilaçlar, yeni bilgisayarlar ya da yeni müzik türleri yaratmak için maliyetli araştırma ve geliştirme projeleri yapmakta istekli olması çok zordur. Bu fikirlerin hepsi sosyal bir değer yaratır. Ama mucitlerin fikirler üzerinde mülkiyet edinme hakkı olmadığı sürece bir fikri bulurken harcadıkları para ve zamanı telafi edecek alanları olmaz. Yine de özel mülkiyet her şeye çözüm değildir. Mülkiyet haklarını uygulamak maliyetlidir ve bazı alanlarda yeniliğe ket vurabilir. Mesela kullanma maksadı olmadan sürekli patent alarak geçimini sürdüren patent trollerini düşünün. Patent trolleri kendi satın aldıkları patentlere benzeyen teknolojileri kullanan şirketleri dava ederler. Çoğu durumda şirketler maliyetli mahkeme sürecine girmektense patent trollerini ödeme yapıp kurtulmayı daha ucuz bir çözüm olarak görürler. Bu da kaynakların yanlış dağıtılmasına ve gerçek bir değer üretmeden para kazanan kişilerin ödüllendirilmesine neden olur. Mülkiyet hakkının düzgün şekilde işleyebilmesi için yaptırım gücü gerekir. Yaptırım gücü ise maliyetlidir çünkü ihlalleri izlemek, ihlal edenlere dava açmak ve anlaşmazlıkları çözmek gerekir. Bazı ülkeler mülkiyet haklarını gözetemeyecek kadar yoksuldur, bazıları da çok yozlaşmış olabilir. Bu gibi durumlarda Elinor Ostrom, gölde fazla avlanma ya da ortak bir otlakta inekleri fazla otlatma gibi yerel bölgelere özgü ortaklık trajedilerinin kimi zaman topluluk içinde çözülebileceğini göstermiştir. Küçük bir topluluğun üyeleri resmi mülkiyet haklarının ya da mahkeme kararlarının yerine genelde toplumsal normları baz alırlar. Bir mülkiyetin nasıl alınacağı, kullanılacağı ya da takas edileceği konusunda bu normlar devreye girer. Yerel mülkiyet normlarını ihlal eden kişiler toplumdan dışlanır ya da önemli toplumsal faydalardan uzak bırakılır. Bu gibi durumlarda iyi bir itibar ve toplumsal yaşamın faydaları gibi konulara gösterdiğimiz önem ortaklık trajedisini çözebilir ama bu durum sadece toplumsal normların gözetilmesinin az maliyetli olduğu ve topluluktaki uyum güçlü olduğu sürece geçerlidir. Videoyu bir soruyla bitirmek istiyorum. Geçen ay içinde tanık olduğunuz bir ortaklık trajedisi düşünün ve bu trajedinin neden hala toplumsal normlar ya da yasal yaptırım yoluyla çözülmemiş olduğunu bulmaya çalışın.